Bugüne kadar gördüklerimiz bizi epey şaşırttı. Olmaz dediklerimiz oluyor, yapmaz dediklerimiz yapıyordu. O kadar da olmaz dediğimiz ne varsa gündelik hayatımızın bir parçası haline geliyordu. Büyük masada planlar işliyor, biz de izliyorduk. Ama asıl planlarını daha sahaya sürmediler. Asıl büyük oyun daha yeni başlıyor. Nasıl mı? Rusya-Ukrayna savaşının izlerini bugün de takip edelim. Ve sanırım yakında vites artacaktı ve çok sürpriz gelişmeler olacaktı. Gelişmelerin arkasında, önünde ya da merkezinde Soros ve yakın arkadaşı Mihail Khodorkovsky de olacaktı. Putin'in dünya üzerindeki en büyük hasmı Yukos'un eski patronu 10 yıl hapis yatan Mihail Khodorkovsky'di. Belki çok kişi hatırlamaz ancak 1995'te daha 31 yaşındayken Mihail Khodorkovsky Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için İsviçre'ye gidiyor ve bir kafede Soros'la görüntüleniyordu. İki önemli kişinin yanında bir üçüncü kişi daha vardı. O da çok kritik bir isimdi. Rus iş adamı Boris Berezovsky. Üç önemli isim Rusya'daki seçimler hakkında konuşuyordu. Soros bir ara Berezovsky'ye dönerek şimdiye kadar iyi bir hayatın oldu. Şimdi komünistler geri geliyor ve kaçma zamanı diyordu. Zaten daha sonra bu ekol için işler Rusya'da iyi gitmeyecekti. Khodorkovsky 2003'te tutuklanıyor, 10 yıl hapse atılıyordu. Berezovsky ise tartışmasız Rusya'nın en güçlü ismiydi. Çok etkili ve çok zengindi. Yeltsin döneminde çok güçlüyken Putin'le ters düştü ve yeni sistem karşısına Sibnef'te Roman Abramovich'i çıkardı. Sermaye zenginliği el değiştirdi. Yeni oyuncu artık dünyanın yakından tanıyacağı Abramovich'ti. Berezovsky'nin Litvinenko ve Markelo gibi isimlerle dostluğu vardı. Rejimin hedefi oldu. İngiltere'de yaşasa da ölüm gelip onu buldu. 2013'te Almanya'nın araya girmesiyle Mihail Khodorkovsky serbest kalırken o öldürülüyordu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline güncel bakanlar yanılıyordu. Bu uzun zamandır alttan alta işlenen bir adımdı. Sadece doğru zaman için gün sayılıyordu. 24 Şubat'ta Putin düğmeye basınca bütün dünya ayağa kalkıyordu. Daha doğrusu ayağa kalkmış numarası yapıyorlardı. Gerçekte olanla cephede, sahnede olan birbirinden çok farklıydı. Rusya Batı'nın yaptırımları altında ezilirken Kremlin'de gazı kısıyor, enerji kartıyla Avrupa Birliği'ni sıkıştırıyordu. Ana akım medyada aşağı yukarı bu çizgide haberler çıkarıyordu. Ancak biraz daha derinlere bakıldığında işin rengi değişmekteydi. Mesela Gazprom, Novatek, Lukoil, Rosneft ve Tatneft gibi önemli Rus şirketleri 130 milyar dolar kredi ortaklık ve yatırım adı altında parayla buluşuyordu. İşin garibi aylardır yazmaya gayret ettiğim gibi paranın geldiği yer de şaşırtıcıydı. Bankacılığın kalbi sayılan yerlerden olan Canary Wharf'taki HSBC ve JP Morgan Chase gibi İngiliz ve Amerikan bankaları Rusya'ya para yağdırıyordu. Batı manşetlerde Moskova'ya yaptırım uyguluyor görünse de arka planda petrol konusunda ve gaz konusunda el ele yürüyorlardı. Avrupa Birliği bir şekilde kuşatılıyordu. Ukrayna'da bunu durdurun, savaşı finanse ediyorsunuz diyen akıllı birkaç isim varsa da onları dinleyen yoktu. Bu arada Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki ticari rakamlar gelmeye devam ediyordu. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olan ihracatı 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın işgalinin ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %48 azaldı. Ancak Rusya'dan 27 Avrupa Birliği ülkesine yapılan ihracat tutarı yükselen enerji fiyatları nedeniyle %68 arttı. Mart ve Haziran ayları arasında Avrupa Birliği'nden Rusya'ya 15.32 milyar euroluk ihracat yapıldı. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 30.5 milyar euroydu. Rusya'dan Avrupa Birliği'ne ihracat aynı dönem içinde 80 milyar euroya ulaştı. 2021 yılının Mart ve Haziran ayları arasında bu rakam 47 milyar euro civarındaydı. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan yaptığı ithalatın %62'sini enerji oluşturuyordu. Sırda değildi bu. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan ithal ettiği doğal gazın fiyatı Mart 2021'de 6.127 dolarken, Haziran 2022'de fiyat 5.6 kez artarak 34.35 dolara yükseliyordu. Bütün bu denklemi herkesten çok daha iyi bilen Soros'a aylar öncesinden Avrupa Birliği'ni uyarıyordu.
George Soros, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yenilgiye uğratılmadığı sürece Batı medeniyetinin kurtulamayacağını söylüyordu. Putin'in hamlesinin Avrupa'yı derinden sarstığını vurgulayan Soros, bu 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir diyordu. Ancak nükleer güç Rusya'nın elindeydi ve Avrupa enerji kartında tamamen Rusya'ya bağımlıydı. Amerika ve İngiltere perde gerisinde Rusya'ya para aktarırken Avrupa çıkış bulmak zorundaydı. Bunu nasıl olacağını şu ana kadar bilen yoktu. Ancak bu küresel gerilim haliyle bize de gelecekti, gelmekteydi. İngiltere'de iktidardaki muhafazakar partinin liderliği ve başbakanlık yarışının favorisi Dışişleri Bakanı Liz Truss, Emmanuel Macron'u dost mu, düşman mı şeklinde bir soruya henüz belli değil diyerek çok yönlü bir arka planı işaret ediyordu. Avrupa'nın kavgası, mücadelesi ya da çıkmazı bir şekilde buraya taşınacaktı. Sahillerimizde göreceğimiz dalganın nedeni açıkta kopan fırtınaydı. Olaylara böyle bakın. Amerikalı stratejistlerin Amerika ve Çin arasındaki büyük güç rekabetini açıklamak için 2400 yıl önce Peloponnesos Savaşları tarihini yazan Atinalı general Tukidides'e başvurduklarını ifade etmiştik. Tukidides, Peloponnesos Savaşları'nın asıl nedenini Atina'nın aşırı derecede güçlenmesinin Sparta'da uyandırdığı korku olarak açıklar. Batılı birçok tarihçiye göre ise yükselen güç ve yerleşik güç arasındaki sürtüşme eninde sonunda savaşı kaçınılmaz kılar. Roma ve Kartaca arasındaki 118 yıl kadar süren savaşlar M.Ö. 146'da son buldu. Roma, Kartaca'yı yok ederek düşmanından kurtuldu. Sallust'a göre Kartaca'nın yıkımından sonra düşman korkusunun yani Metus Hostilis'in ortadan kaybolması Roma Cumhuriyeti'nin çöküşünün başlangıcıydı. Korkulacak düşman olmadığından Romalılar bıçaklarını birbirlerine döndürdüler. İktidar hırsı ve şehveti Roma'nın ahlaki dokusunu bozdu. Yönetici sınıflar arasındaki çıkar kavgaları tüm kesimlere virüs gibi yayılarak Roma'nın iç huzuruna son verdi. Düşman korkusunun ayakta tuttuğu kamusal değerlerin çözülmesiyle Roma ahlaki krize girdi. Özel çıkarların kamusal yararın önüne geçmesi topluluk ruhunu yok etti. İbn Haldun'cu bir kavramla ifade edersek Roma Cumhuriyeti'ni ayakta tutan asabiye çöktü. Büyük düşmandan mahrum olmak Amerika'yı da şaşkına çevirdi. Yazar John Updike, Tavşan Koş romanında bir karakterine Soğuk Savaş sabahları kalkman için sana bir sebep verdi. Soğuk Savaş olmadan Amerikalı olmanın ne anlamı var dedirtmişti. Soğuk Savaş'ın bittiği günlerde ise Sovyet diplomatların Georgi Arbatov Amerikalı izleyicilere size korkunç bir şey yapacağız, sizi bir düşmandan mahrum edeceğiz diyordu. Mısırlı Rum şair Konstantinos Kavafis, Barbarları Beklerken başlıklı şiirinde peki biz ne yapacağız şimdi barbarlar olmadan? Bir çeşit çözüm de onlar sorunlarımıza demiştim. Kavafis'in dizeleri Soğuk Savaş'tan sonra büyük düşmandan mahrum kalan Amerikalıların ruh halini özetliyor. Amerika'nın Orta Doğu'daki sonu gelmez savaşları iç uyumu sağlamakta zayıf kaldı. Amerikalı tarihçi ve dış politika stratejisti Robert Kagan'a göre büyük güç rekabetinin olmadığı bu dönem sadece bir geçiş anıydı. Yok etmek için dışarı çıkıp canavar arayan şahinler Çin'de karar kıldılar. Bu ülkenin ihtiyacı olan iyi bir düşman. Amerika'nın bir araya gelmek için en büyük umudu Çin. Karşı koyacak bir dış düşman olmadan ulus kendine sırt çevirir veya Amerika'nın düşmana ihtiyacı var mı başlıklı yazılar düşman arayışlarını yansıtıyordu. Amerika ekonomik, etnik, siyasi ve kültürel olarak bölünmüş görünüyor. İki partili fikir birliği büyük ölçüde çözülmüş durumda. Yakın gelecekte bir iç savaştan bile söz ediliyor. Çin korkusu Amerika'nın yapısal sorunlarından dikkatleri uzaklaştırmak için günah keçisi olarak kullanılıyor. Askeri endüstriyel kompleksinin çıkarları ise savunma bütçesinin artırılmasına bağlı. Artırım içinse düşmanın çok güçlü olduğuna Amerikalıların ikna edilmeleri gerekiyor. Amerika'da Çin korkusu iki partinin üzerinde anlaştığı nadir konulardan biri. Bu yüzden Amerika'nın içeride birliği ve iç uyumu sağlamak için en iyi umudu Çin gibi görünüyor. Sallusçu korku teoremi ise Amerikan bunalımının bir açıklaması olarak öne çıkıyor. Yani düşman gibisi yok.